2 Şubat 2024 Cuma, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir koşularını yorumlayacağız. Antalya için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İzmir programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Bu maiden satış koşusunda, genel olarak ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Yarışı süratlendirebilecek isimler yoktur. Hafif süratli diyebileceğimiz iki isim var. Bunlar, 4 numaralı Eskner ve 5 numaralı Mert abidir. İkisi de iyi koşup kazanamıyor fakat, bugün yakaladıkları uygun grubu bir şekilde geride bırakabilirler. Özellikle ağır tempo bu iki isme çok yarayacaktır. İlk iki sıradan bu isimleri yazalım. 7 numaralı Roy Bey, potansiyeli yüksek bir isimdir. Henüz gerçek gücünü yarışlarına yansıtamadı. Ara sonrası gördüğü iki yarış ile toparlandığını gözlemledik. Yarış içi problemleri giderildiği gün bombayı patlatabilir. Bugün mutlaka yazalım. Uzun zamandır kazanamayan 1 numaralı Arch Moon ve dinçlikte ters bir yarış çıkarabilecek olan 10 numaralı Yavaş Abdi, buranın sigortası olarak yazılabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 5, 7, 1, 10, şeklinde oldu. İkinci ayak. İkinci ayakta zor bir koşu bizleri bekliyor. Öncelikle yarışın biraz süratli başlayacağını belirtelim. 4 numaralı oğlum zekayı ve 8 numaralı gökyüzünde, yarışa tempo verecek süratli atlardır. Bunlara 2 numaralı Gürkan Bey de katılabilir. Yarış süratli başlayacağı için bu 3 atın şansı azalıyor gibi gözüküyor. Ama geriden etkili bir sprint gelmeyebilir. Bu durumda bu üçlüden biri yarışı kazanabilir. Üçünü de kuponlara öncelikle yazalım. 6 numaralı Coşkunkan son yarışındaki takı değişikliği sonrası farklılaştı. Bugün önlere yakın gidip etkili düzlük sprinti deneyecek. Mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. 5 numaralı ağır abi bu tempoları çok koşar. Sonlarda çok sert geleceğini net olarak söyleyebiliriz. Sprint mesafesini ayarlarsa kazanabilir. Kuponların olmazsa olmazıdır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 8, 2, 6, 5, şeklinde oldu. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 14 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Üçüncü ayak. 5 numaralı Kanindo, son 3 yarışında Sigrid ve Pansömya gibi isimlere geçildi. Bugün de ciddi rakipleri var fakat, artık kazanabileceği şartlarda yarışacak. Liderliği alarak yarışırsa, ilk kez çıkacağı İzmir pistinde kazanan olabilir. Bizim net favorimizdir. 2 numaralı Canım Selin, dil bağı aldığı yarışlarında çok etkili oldu. Bugün de aynı takılar ile yarışacak ve bu kez kazanmayı başarabilir bizce Kanindo'ya sert rakip olacaktır. 1 numaralı Aegean Queen, iyi ellerde çok başarılı yarışlara imza atabilecek kapasitede bir kısrak. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde olduğu için kuponlara ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 2, 1, şeklinde oldu. Dördüncü ayak. Bu koşuda liderliği alacak en süratli isim, 6 numaralı yurtbaşı olacaktır. 1 numaralı Boston Light, 2 numaralı Can Efe ve 3 numaralı Depperman, onu yakın takip etmeye çalışacaklardır. Hafif süratli temponun son yüzüne doğru, Boston Light ve Depperman yarışa ağırlığını koymaya başlayacaklardır. Depperman son yarışlarına istinaden daha avantajlı gözükse de, bu kez Ferit Yardımcı idaresinde çok koşacak olan Boston Light'ı da ihmal etmeyelim. Bu ikiliyi ayırt etmeden kuponlara işaretleyelim. Burada sürpriz konumda olan 5 numaralı Tachyon, bugün ters bir yarış beklediğimiz isimdir. İdman durumunu çok beğendik. Ciddi rakipleri var fakat bugün sürpriz kontajanından yazalım ve takibi alalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3-1-5 şeklinde oldu. 5. Ayak Antalya'da umduğunu bulamayıp tekrar İzmir'e getirilen ve çok iyi durumda olduğu gözlemlenen bir numaralı Batman çocuğu, bugün çok tuttuğumuz isimdir. Bir süredir takip ettiğimiz Batman çocuğu, yarışlarına beklenen çıkışı bir türlü yapamamıştı. Bugün kısmen uygun rakiplerle yarışacak. Artık kazanması gereken şartları geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz. Ağır tempolu bu yarışta, liderliği muhtemelen 3 numaralı Clean Heart alacaktır stili bir rakibi olmadığı için binicisinin hatırına bir şansı olabilir. 8 numaralı Son of Sever ve 10 numaralı Varda Vela'da iyi yarışlarına istinaden yazılabilirler. Fakat biz bu koşuda Batman çocuğunun yanına at yazmayacağız. Bazen tercihler sebebiyle 5'te kalabiliyor olsak da, bu tür riskleri almamız gerekiyor. Sizin başka yerde bankonuz varsa, bu koşuya bu atları ekleyebilirsiniz. 1 numaralı Batman çocuğu, günün bankosu olarak yazılabilir. 6 ayak. Günün son koşusunda hafif süratli diyebileceğimiz birçok tempo atı var. Hiçbiri ısrarla liderliği isteyen süratli atlardan değil. Fakat tempo konusunda önlerde yer kapmak için birbiri ile inatlaşabilirler. Biz yine de yüksek bir tempo beklemiyoruz. Fakat önlerdeki atlar arasından iyi yer tutabilenin şansının fazla olduğunu belirtelim. Bu tanıma uyan ve idman pistindeki görüntüsü ile dikkat çeken tek isim, 5 numaralı Gülniz Acan'dır. Dış start tercihi yapan Gülnisa Can, genelde startta kalıyor ve doldurarak önlere geliyor. Çok fazla kalmazsa çabucak doldurarak gelip önlerdeki yerini alabilir. Bu sayede düzlüğe arttırarak çıkıp liderliği alır ve kazanır. Bizim net favorimizdir. 3 numaralı Köylümün Kızı, bu tür yarışları çok seviyor. Düzlükte mutlaka adını duyuruyor ve gününde olduğunda kazanabiliyor. Bugün kesinlikle ihmal etmeyelim. 4 numaralı Çamsakızı, 2 numaralı Ahirda, 6 numaralı Nurluova, 7 numaralı Duygu Denizim ve 8 numaralı Aksu Nehir bu şartları iyi koşabilecek isimlerdir. Bu koşuda riske girmeyelim ve bu isimleri de ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 3 4 2 6 7 8 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.